yerden başlayayım. Yani... Değerli misafirlerimiz, saygı geldiniz. Kiptaş bundan sonra sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde İstanbul'a örnek olacak işlere imza atacak. Geçmişte yapılan yanlış uygulamalardan dolayı vatandaşımızın yanlış ezberini bozacak model olan uygulamalar yapacağız diye kendimize hedef koyduk. Ve bu kapsamda hızlıca bu satış kararını iptal ederek yönetim kurulumuzdan da aldığımız yetkiyle Aralık 2019'da sahaya fiziki olarak ilk temasımızı yaptık. Biz bu projeyle çok ciddi hedefler koyduk. Tabii süreç çok kolay olmadı. Yerine göre hak sahiplerimizle tartıştık. Yerine göre keyifli zamanlar geçirdik. Ama sonunda bizi en çok motive eden şey, olası bir depremden önce buradaki hak sahiplerimizi riskli yapılarından tahliye ettik. Bugün temel atmak önemli. Yaklaşık 1-2 yıl sonra burada anahtarları vermek önemli ama bu işte en kıymetli şey bize göre riskli yapıda oturan vatandaşlarımızı olası bir depremden önce tahliye etmek. Bizim burada en büyük hedeflerimizden biri 50 yıllık mülkiyet problemini çözmekti. Projemizle oluşturduğumuz değere buradaki hak sahiplerimizi paydaş yapmaktı. Dönüşüm bölgelerinde sadece riskli yapılarını dönüştürerek değil, sosyal anlamda da işler yaparak bölgeye değer katmayı hedefledik. Bu kapsamda projemizin büyük bir bölümünde duvarları kaldırdık. İnşa edeceğimiz kreşimizi, aile sağlık merkezimizi, kütüphanemizi, faydalı kullanım alanı arttırılmış parklarımızı, komşu yapılaşmalarla da entegre olacak şekilde projemizi tasarladık. Bu süreçte sağ olsun Yeşilpınar Mahalle Muhtarımız, meclis üyelerimiz, sahadaki vatandaşlarımızın hassasiyetleri konusunda sürekli bizleri uyardılar. Sürekli iletişim halinde olduk. Biz de elimizden geldiğince maksimum seviyede projemizi tüm bölge dengelerini gözetecek şekilde hayata geçirmeyi hedefledik. Ama en büyük hedefimiz burada şuydu, teknik anlamda. Sürdürülebilir bir dönüşüm için imar artışı olmadan bu işlerin gerçekleştirebileceğini göstermek istedik. Bölgede projemizde değer oluştururken ve tasarlarken, bu işin finansmanını çözerken, merkezinde insan olan tasarım odaklı bir proje hayata geçirdik. Mevcut alanda, mevcut imar şartlarımızdan tam 10 bin metrekare satılabilir alanımızı biz burada kullanmıyoruz. Buraya fazla bir imar yükü, imar kirliliği getirmemek için şehircilik adına biz burada çok ciddi bir adım atıyoruz ve örnek olmak istiyoruz. Yeni yönetim olarak ticari kaygılardan uzak, örnek işler yaptığımızın en önemli kanıtı ve belgesi Yeşilpınar projemizdir. Çevremize baktığımızda özellikle yolun alt tarafında 10 yıllardır devam eden, 10 yılı aşkın süredir devam eden maalesef başarısız kentsel dönüşüm projeleri var. Bu projelerin başarısız olmasının en büyük sebebi rant odaklı ve gerçekçi olmayan çözümlerle vatandaşlarımızın karşısına çıkılmasıdır. İstanbul'daki dönüşüm projelerinin önündeki en büyük engel de budur. Bu kapsamda devlet ilgili kurumlarıyla sahada çözüm üretmek için bazı çalışmalar yapıyor ama bu çalışmaların merkezinde sübvanse esaslı yöntemler var ve bunun biz sürdürülebilir olduğunu düşünmüyoruz. Kamunun kentsel dönüşümde devletin yatırımcı değil düzenleyici rol alması gerektiğini düşünüyoruz. 18 ay gibi bir sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bürokratik yapısı çok büyük olan, Türkiye'nin en büyük bürokratik yapısına sahip bir kurumda 18 ay gibi bir sürede bu işi sonuçlandırmamızın en büyük sebebi şu anki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bürokratların ve şirketlerin konularını dert etmesi ve sahada çözüm odaklı çalışmasından kaynaklanıyordur. Bu kapsamda Planlama Daire Başkanlığımızdaki tüm arkadaşlarıma,
deprem dairesindeki arkadaşlarımıza, zabıta daire başkanlığımıza, ilgili genel sekreter yardımcılarımıza, yönetim kurulumuza, proje mimarımıza, yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Tabii bize güvenen, süreç içerisinde bize inanan hak sahiplerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizi ilk ziyaret ettiğinizde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım biliyorsunuz, size 4 tane konuyu, bölgeyi size sunmuştuk. Karadolap, Çırçır, Akşemsettin, Yeşilpınar. Yeşilpınar bölgesinin küçük kapsamlı olduğu ve çok iyi müdahale edilirse zamanında çözüme kavuşacağını o zaman size söylemiştim. Başlangıcı bu kentsel dönüşümlerin değerli arkadaşlar tatsız olur ama sonu güzel olur. Her zaman böyledir. Kentsel dönüşümler riskli bir konudur. Ama biz artık bunlara kentsel dönüşüm değil, depremsel dönüşüm, sağlıklı yaşam alanları oluşturma dönüşümü gibi şeyler kullanmamız lazım. Kentsel dönüşüm isminden ziyade başka isimler bulmamız lazım gibi gözüküyor, değil mi Ali Bey? Çünkü artık İstanbul 99 depremi öncesi binalarının tamamını dönüştürmesi lazım. Bunun da yerinde yapması lazım. Çocuklar kendi okullarından, komşularından, arkadaşlarından ayrılmadan büyümeleri lazım vesaire. Çünkü mahallelerin ve sokakların tarihi var İstanbul'da. Her birisinin ayrı bir yapısı var, hikayesi var. O hikayeler yok oluyor öbür türlü yapılınca. O yüzden burada olması, buradaki 192 vatandaşımızın, komşularımızın tekrar geri gelecek olması güzel bir şey. Başlangıcındaki sıkıntılar bitecek inşallah. Onlar unutulur. Herkes anahtarı aldığı gün çok daha güzel bir yapıya dönüşür diye umut ediyoruz. Herkese emeği için saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Yeşilpınar'a hayırlı olsun diyorum. Değerli Genel Başkan Yardımcım, çok değerli Eyüp Sultan Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, değerli yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Kiptaş Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin temel atma törenindeyiz. Bu kıymetli bir iştir. Bu değerli bir iştir. Gerçekten bu işin sonunda burada mutsuz olacak hiç kimse yoktur. Eyüp Sultan Mahallesi içinde, Eyüp Sultan içinde oturan vatandaşlarımız için de örnek bir iş olacaktır. Belli hassasiyetleri olanlar, belli konulardaki bir takım farklı düşüncesi olan insanlara da saygı duyarak, dinleyerek sürece çözüm üretme çabasını en hassas, en yoğun bir şekilde yöneten değerli Kiptaş çalışanlarına, yöneticilerine, genel müdürümüze yürekten teşekkür ediyorum. Gece gündüz, sabah akşam bu süreci kovaladılar. Ben şahidiyim. Elbette bu konunun hassas bir şekilde ilerlerken destek bulunan vatandaşlarımız var, muhtarımız var. Belediye başkanımızın bu sürece hassasiyet gösterişinin şahidiyim. Dolayısıyla bu olgun şekilde yürüyen sürecin içine muhalif bakanlar da olacaktır. Yani ben bunu istemiyorum, ben şunu kabul etmiyorum, ben burada şu alanın değişmesini istemiyorum diyenler de olacaktır. İyi niyetliyse çözeriz. Hiçbir sorun yok. Çünkü yaptığımızdan adımız gibi eminiz. İyi niyetliyse çözeriz. Tek yolu var, konuşuruz, dinleriz, anlatırlar, anlatırız ve çözüm buluruz. Ama kötü niyet var ise bu nafile. Yani oradan çözüm çıkmaz. O kişi için konuşuyorum. Biz çözeriz de o kişiyi mutlu edemeyiz, memnun edemeyiz. Bu vardır. Bu handikapları bilerek başından beri kentsel dönüşüm süreçlerine dair bu işin siyasetinin olmayacağını, bu işte siyaset yapılmayacağını, yapılmaması gerektiğini, bu işin
partisinin olmayacağını her ortamda dile getirdim. Ve bu konuda yüksek bir mutabakat elde etmek adına Şehircilik Bakanımızdan siyasi partilerin yöneticilerine varıncaya kadar bu hassasiyetimizi dile getirdik. Karşılık da buldum. Kentsel dönüşüm mevzusunda bu konuşmayı yaptığımız yaklaşık 14-15 ay öncesinden bugüne, başta Şehircilik Bakanlığı ve Bakanı için konuşuyorum, uyumlu bir süreç yürüttüğümüzü belirtmek isterim İstanbul'da. Bu değerlidir. Ben kendisini ziyarete gittiğimde şunu söyledim. Size gelmeden Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla kentsel dönüşüm mevzusunu şu kapsamda konuştum. Efendim, bu işi siyaset mecrasının konusu olmaktan çıkaralım. Başka türlü çözüm olmaz. Bazen iyi niyetle, bazen farklı niyetlerle biri aşağı çeker, biri yukarıya çeker ve bu işten çözüm çıkmaz dediğimde kesinlikle siyasi mevzu yapılmayacak. Taahhüdünü kendisi verdi ve ben de dedim ki Genel Başkanımızın bu taahhüdüyle sizi ziyarete geldim dedim Şehircilik Bakanımıza. O bakımdan o günden bugüne her adımımızı hassas yürütüyoruz. Bakın teknik arkadaşlarım burada süreci yönetirken tümden teknik olmasına rağmen buradaki her bireyi, her aktörü sürecin içine kattılar. Şahitleriyim. Gece 1'de 2'de yazıştık, sabahın köründe telefonlaştık. Hiçbir konuda bilgi eksikliği olmasın dedim. Birkaç kez Sayın Belediye Başkanımızla görüştüm. Bir eksiklik varsa devreye gireyim ama sahaya gelmek istemiyorum. Bazı üst aktörler sahaya geldiği zaman ne yazık ki bunun farklı çağrışımları olabiliyor dedim. Ben böyle algıları bile istemiyorum. Burada sonuçta vatandaşımızın sıcak yuvasına girmesi için hassas ve kutsal bir iş yürütüyoruz dedim. Ve bunu yürüttük. Bugüne gelindi. Burada gerçekten 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibi bulunan sürece gerçekçi, somut bir çözüm bulunmuştur. Adil olunmuştur. Şeffaf olunmuştur. Katılımcı bir süreç yönetilmiştir. Ve %100 ikna sağlanarak insanlarımızın imzasıyla süreç yönetilmiştir. Bu çok değerli. Çok değerli. %100 elde edilene kadar da arkadaşlarım hakkı olmasına rağmen sabırla süreç yönetmiştir. Bu da bizim vatandaşımızın bu sürecine dair ne kadar değerli bir bakışla yol yürüdüğümüzün ispatıdır. Kıymetli arkadaşlarım, az önce söylediğim gibi farklı çıkar gruplar olacak. Bakın bu çıkar grubu veya kötü niyet derken bunun partisi de yok, onu da söyleyeyim. O parti, bu parti, şu parti. Benim dilim bu konuda net. Yani benim partimden koruyayım veya bir başka partide var söveyim, işte döveyim, öyle bir anlayışım yok benim. Kötü kötüdür, iyi iyidir. O bakımdan o çıkar gruplarına hiç fırsat vermedik. Hiç vermeyeceğiz de. Bu konuda taviz yok. Bu memlekette yüz binlerce insanımızın hayatı söz konusu. Bu şehirde öyle bahsedildiği gibi 40 bin 50 bin bina değil. 150 bin ila 200 bin bina arasında çok riskli yapı vardır. Tespitleri benim arkadaşlarım ilçe ilçe yapıyor. 150 bin ile 200 bin bina daire değil arkadaşlar. Kıymetli hemşehrilerim, bu kadar büyük sayı, milyonlarca insanı tehdit eden yapı stoğunun içinde bundan daha elzem bir işimiz olamaz. Bu bir belediyenin, bakın bir bakanlığın, hatta ve hatta sadece bir devletin dahi kendi bütçesinden çözemeyeceği kadar yüksek oranlı bir yapıdır. Bunun çözümünde az önce genel müdürümüzün söylediği gibi sürekli sübvanse edilerek çözüme kavuşması da mümkün değildir. Katılımcı modeller, paylaşımcı modeller,
gerektiğinde vatandaşın da hakkını ödediği ama sağlıklı borçlanabildiği, sıfır faizle bile borçlanabildiği, uzun sürede karşılığını ödeyebildiği, hak sahibi olmanın orada karşılığını görebildiği modellerle çözüm oluşturulmalıdır. Yüz milyarlarca liralık büyük bir maliyete sahip İstanbul dönüşümünde geçmişte hiçbir şey yapılmamıştır. Denebilir mi? Mümkün değil. Çok şey yapılmıştır. İyi niyetle iyi şeyler yapılmak istenmiştir. Ama bakınız kıymetli dostlar, değerli hemşehriler. 99 yılı depreminden bugüne yaklaşık 20 yılda İstanbul'da kentsel dönüşüm için yapılan hızla hareket edersek 100 yılda bitiremeyiz İstanbul'un dönüşümünü. Bunu ben söylemiyorum, sayılar söylüyor. Bakın tekrar ediyorum. 20 yılda yaptığımız dönüşüm hızıyla süreci yönetirsek 80 ila 100 yıl daha zamana ihtiyacımız var. Bu ya olmaz. Bu iş bizi yorar. Onun için bu sürecin çözüme kavuşması müşterek bir seferberlikle çözülebilir. Vatandaş işin içinde olacak. İş hayatı işin içinde olacak. İnşaat sektörü, finans sektörü. Bakın finans sektörü işin içinde olacak. Ülkenin ekonomik değerleri buna müsait olacak. Faizi, enflasyonu ve bu kapsamda tabii ki ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, bakanlık devrede olacak. Gerektiğinde makul sübvansiyonlar olabilir. Ama bu iş böyle yapılırsa bize göre 15 ila 20 yıl içerisinde İstanbul'da muazzam bir dönüşüm elde edilir. Ve gerçekten Allah esirgesin, Allah korusun. Benim hiçbir vatandaşımın burnu bile kanamasın ki böyle bir depremde, beklenen bir İstanbul depreminde sayısını bile söylemekten korku duyduğum can kaybının olmaması için bizim acilen bu yola girmek zorunluluğumuz var. Onun için bizim gündemimizde ısrarla bu doğruyu anlatmak var. Bu popülizm diliyle yönetilecek bir alan değildir. Bu siyasetin bilinen diliyle yönetilecek bir alan değildir. Bu kandırmaca, oynamaca yapılacak bir alanda değildir. İnsanın canıdır esas olan. Çocuklarımızın, Allah korusun. Bakın Zeytinburnu'nda geçen bir bina akşamdan sabaha yıkıldı. Bir bireyin, tanıştım, teşekkür de ettim kendine. Bir bireyin çatırdamaları ve sesleri duymasından sonra, camların çatlamasından sonra kapı kapı gezip vatandaşlarını sokağa indirmesiyle onlarca vatandaşımızın can kaybını yaşamadık. Sabaha karşı evi boşalttılar, birkaç saat sonra da ev yere çöktü. Bunun gibi İstanbul'da ne yazık ki evler var ve insanlarımız orada yaşıyor. Bunu bitirmeliyiz. Onun için tüm süreçlerin bu bilinçle yürütülmesi lazım. Açık, net, şeffaf, arka kapılar ardında değil, çağdaş yaşam alanları, çocukların kendini çocuk hissedeceği, kadınların huzurlu olacağı, gençlerin umutlu olacağı, oradaki yaşayan herkesin keyif alacağı, sosyal alanlarıyla güçlü, hizmet alanlarıyla güçlü mekanlar var etmeliyiz. Tabii ki burada yeşil alanı da önemsiyoruz. Hiçbir yeşil alanın kaybolmasına asla fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz. Yani bazı vatandaşlarımızın kaygıları olabilir ya da bu kaygı üzerinden başka cümleler ya da başka tavırlar geliştirmek isteyenler olabilir. Burada hiçbir parkın yok oluşunu biz sağlamayız. Tam aksine pırıl pırıl çok güzel parkları burada var edeceğiz projeyle. Bunu kimse unutmasın. Dolayısıyla burada çok değerli bir işe imza atıyoruz. Şeffaf bir biçimde mahalle sakinlerimizle bu insanların tekrar burada yaşamalarını sürdürmeleriyle sonuçlanacak ve çok hızlı bitmesini istiyoruz. Burada insanlarımızın gözlerinde ben umut görüyorum. Ama hafif de ya acaba ne zaman bitecek
ne zaman evimize gireceğiz telaşını da gözlerinden okuyorum. Ben binlerce konut yapmış birisiyim. Ben o gözlerden onu görürüm. İster özel sektör olsun, ister başka bir alan olsun. Görürüm, hissederim. Ben gözlerini okuduğumda hanımefendilerin, beyefendilerin, ya biz anlaştık, çok umutluyuz ama bu ne zaman bitecek? Onun için bu işi hızlı bitireceksiniz arkadaşlar. Yani çok hızlı bitireceksiniz. Yüklenicimize, onun çalışanlarına Allah güç kuvvet versin. Bizim çalışma arkadaşlarımızın sıkı denetimiyle hem kaliteli hem hızlı bir iş istiyoruz. Takvimini gün gün takip edeceğim. Gelip de burada sık sık da denetleyeceğim. Onu söyleyeyim. Allah'ın izniyle sizi hızlıca evlerinizde buluşturacağız. Tabii Kiptaş olarak süreçlerimize devam ediyoruz. Örnek dönüşüm alanları ben söylüyorum. Bir yerde 50 daire mi var dönüşecek? Gidin örnek bir yer inşa edin. Oradaki vatandaşlarımızın, müteahhitlerin, sektörün, diğer temsilcilerin motive olmasına fırsat verin. Ve hızla sayısı artan onlarca şantiyesi oldu şu an Kiptaş'ın. Daha da artacak. Çok daha fazla şantiyesi olacak. Göreceksiniz İstanbul'un her semtinde Kiptaş'ın tabelasını asacağız. Kiminde yapacağız, kiminde yaptıracağız, kiminde müşavirlik yapacağız, kiminde ara buluculuk, düzenleyicilik yapacağız. Ve günün sonunda İstanbul'un hızla bu işe motive olmasını sağlayacağız. Ve burada göreceksiniz işin ucunda çok değerli bir sonucu hep birlikte alacağız. Bu bağlamda örneğin Güngören'de bir süreç takip ediyorum. Güngören'de bizim yol aldığımız bir işe ilçe belediyesi hani ben de bir şey yapmalıyım telaşına girmesine gerek yok. Gelecek bizimle yan yana bizi denetleyerek, bakarak, ederek. Çünkü Kiptaş Ekrem'in değil, Ali'nin değil. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir partinin ya da kişinin değil, milletin. Biz sadece şu an emanetçiyiz, yönetiyoruz. Arkadaşlarım da öyle. Onun için o kurum, bu kurum yok. O belediye, bu belediye yok. Sayın Başkanımın Eyüp Sultan Belediyesi'nde ne kadar hakkı varsa benim de o kadar var. Benim Büyükşehir Belediyesi'nde ne kadar hakkım varsa onun da o kadar var. Birey olarak söylüyorum. Bu kadar net. Hepinizin de öyle. Bu anlayıştan sıyrılmamız lazım. Ve sıyrılacağız. Allah'ın izniyle birçok ilçede de bu konuda ortak akılla sağlıklı çözümleri sizinle buluşturacağız. Sosyal konut kısmında da hızlı ilerliyoruz. Tuzla'da güzel bir adım attı arkadaşlarım. Tuzla'da çok değerli bir alanda yine bir sosyal konut projesine başlıyoruz. Yoğun bir ilgiyi görüyorum. Tuzlalıların başta olmak üzere o projeyi de hızlıca sahiplenip orada mülk sahibi olacaklarını görüyorum, hissediyorum. Bunun gibi de İstanbul'un muhtelif yerlerinde yine sosyal konut noktasında çok değerli adımları atmaya devam edeceğiz. Bu güzel projenin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlanıp insanların evine taşındıktan sonra ben de birkaç komşumun evinde bir kahvelerini, çaylarını içip sohbet etmek, hasbihal etmek istiyorum. Allah tamamını erdirsin. Hepimize sağlık diliyorum. Ülkemizin ve şehrimizin en değerli konularından biridir. İstanbul'un başka bir gündemi olamaz. Bunun önüne geçecek hiçbir mali gündemi olamaz. Herkesin sağlıklı yuvaya kavuşması konusunda değerli adımları hep birlikte atmalıyız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah tamamını erdirsin. Peki. Thank you.